Ukrayna'da kanlı çatışmaların ardından sağlanabilen ateşkes tümüyle bozulma riskiyle karşı karşıya. Starognatifka şehrine düzenlenen bir saldırı sonrasında Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko Genelkurmay Başkanı'nı acil toplantıya davet etti. Starognatifka ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donetsk şehriyle Mariupol limanı arasındaki yolun üzerinde bulunuyor ve isyancıların ilk hedeflerinden biri konumunda. Minsk Antlaşması çerçevesinde Ukraynalı yetkililer ateşkesin tehlikede olduğunu ve karşılık verileceğini Almanya, Fransa ve Rusya başkentlerine bildirdi. Donetsk'te ateşkesin işleyişini izleyen AGİT yetkililerine ait bir araçta kundaklandı. Donetsk yakınlarındaki Horlivka kenti sakinleri de bombardımanların sıklıkla sürdüğünden ve günün büyük bölümünü sığınaklarda geçirdiklerinden yakınıyor. Neden böyle oluyor? Bizi köpek gibi öldürüyorlar. 25 Temmuz'dan bu yana gece gündüz bombardıman var. Dün 8.30'dan 4'e kadar susmadı. Horlivka'daki çatışmalarda son 24 saatte 3 sivil hayatını kaybetti. Ayrılıkçılar bunun sorumlusunun hükümet olduğu iddiasında. Şehirde birçok ev yıkılmış ancak evlerini terk etmeyen halkta barışa olan inanç halen ayakta duruyor.